Ben avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'ya turist vizesiyle geldim. Ondan sonra da evlilik yaptım. Eşim green cardlıydı. Benim adıma başvuru yapabilmek için onun vatandaş olma sürecini bekledik. Uzun bir bekleyişten sonra eşim vatandaş oldu. Ama bu arada ben tam 1,5 sene kaçak duruma düştüm. Geçen ay benim için başvuru sürecini başlattık. Türkiye'de üniversite öğrencisi oğlum var ve turist vizesi için başvuru yapacak. Benim durumum onun vize almasına engel olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi oğlunuz turist vizesine başvuru yaparken Amerika'da yaşayan akrabalarını ya da yakınlarını belirtecektir. Bunlar bazen tabii ki herhangi bir olumsuz etki yaratmamaktadır. Ama bazen de olumsuz etki yaratabilmektedir. Ama burada benim size tavsiyem oğlunuz başvuru yaparken sizin burada bulunduğunuzu belirtmesi, doğru beyan vermesi ve başvurusunu yapmasıdır. Ha, konsolosluk bu noktada sizin buradaki yasal durumunuzun olmaması ve yeşil kart sürecinde olmanızı olumlu da karşılayabilir. Hiçbir negatif bir durum yaratmayıp olumsuz bir duruma sokmadan da onun bir vize başvurusunu onaylayabilirdi. Dolayısıyla konsolosluk iki şeye bakacak. Bir, onun Türkiye'deki bağları ve geri gelip gelmeme durumunda netlik aramaya çalışacak. Bu konuda bir netlik eğer belirlerse sizin burada oluyor olmanız çok bir negatif durum yaratmayacaktır. Ama tabii ki burada olmuş olmanız ve yasal durumunu kaybetmiş olmuş olmanızdan dolayı da herhangi bir olumsuz durumda oluşma durumu olabilir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.